Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B2'den B3'e düşürdü sevgili izleyiciler. Yani görünümün negatiften durağına çevrilmiş oldu ve bu da Türkiye'nin uluslararası kredi notunun tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu bize gösteriyor. Türk lirasının döviz karşısında kaybettiği değer ve yüksek enflasyon sonrası uluslararası kredi notu tarihin en düşük seviyesine geriledi. Daha önce takviminde Türkiye için değerlendirme tarihini 27 Mayıs olarak belirten Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti. Moody's, Türkiye'nin kredi notunun B2'den B3'e düşürüldüğünü, kredi notu görünümünün negatiften durağına çevrildiğini bildirdi. Açıklamada Türkiye'nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı. Küresel ortamın daha zorlu hale geldiği belirtilen açıklamada ülke ekonomisinin bu yıl %4,5 ve gelecek yıl %2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Moody's Mayıs ayında yayımladığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5 ve gelecek yıl %4 büyüyeceğini öngörmüştü. Dünyada kredi derecelendirme alanında %95 paya sahip 3 büyük kuruluştan biri olan Fitch Ratings, 9 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirmiş, görünümünü ise negatif olarak teyit etmişti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's da 2 Nisan 2022 tarihinde yaptığı güncellemede, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B+ olarak teyit etmiş, ancak yerel para cinsinden kredi notunu BB- B+'ya düşürmüştü. Böylelikle kredi derecelendirme skalasına göre Türkiye'ye en düşük notu Moody's vermiş oldu.